fazla YouTube'da dönüyor, çok fazla Twitter'da dönüyor, çok fazla Instagram'da dönüyor. Bir Z kuşağına sallama furyası ortaya çıkmış. Bunun sebebini konuşalım istedim. Z kuşağından konuşalım istedim biraz. Bir de bu neden oluyor? Bunu konuşalım istedim. Şeyi konuşalım istedim. Baktığımda istatistiklere bir araştırma gördüm, bir istatistik gördüm. Baya baya dünyada şu an gençlik, yeni nesil sadece Türkiye'de değil baya sağa çekmiş durumda. Bunu daha önce de aslında konuşmuştuk. Ama yeni nesil baya sağa, milliyetçiliğe daha doğrusu, milliyetçiliğe çekilmiş durumda ve liberal politikalardan falan çok uzak konuşuyor gençler. Ben Y kuşağı oluyorum. Ancak şöyle de bir şey var. Ben YZ, X diye ayırt etmeyi, yani çok klişe olacak ama doğru bulmuyorum ya. Türk gençliği Türk gençliğidir. O Sümer tabletlerinde ya da işte birkaç tane daha tarihi metinde gençlerle ilgili eleştiriler gördükten sonra ben o işi bıraktım. Nereye gidiyor muhabbeti hep var. Ama tabii bu demek değildir ki bunu sosyolojik olarak analiz edemeyiz. Bunun üzerine konuşamayız. Yani konuşabiliriz. Bunda da bir problem yok. Niye konuşmayalım? Şimdi Z kuşağını bu eleştirenlerin kim olduğunu önce bir bakmak lazım. Neden eleştirdikleriyle alakalı olarak bir fikir sahibi olacaksak. Genellikle ben şeyleri görüyorum. Z kuşağını işte Zort kuşağı, bilmem ne kuşağı. Liboşlar ve solperenler, özellikle solperenlerin böyle bir eleştiri bombardımanı mevcut Z kuşağına. Bunun sebebi de şu, az önce söylediğim şeyle bağlantılı. Dünyada şu an gençlik sağa çekiyor komple. Milliyetçiliğe çekiyor, sağa çekiyor. Daha kolektivist muhabbetlere yöneliyor. Eskiden kolektivist bir şey konuşulduğu zaman hemen sol bu derlerdi. Şimdi mesela böyle milliyetçilik, militarizm falan konuşuyoruz. Hemen bunun böyle faşizm, sağ işte bu aşırı sağ alt-right falan diye konuşuyorlar. Ki komik tarafını da size söyleyeyim. Ona sol diyorlar ya, şey Sovyetler de militarist. Yani o kadar sol diyorlar. Sovyetler de militaristti. Bunu da bilmiyorlar. Ya da Sovyetlerin uydu cumhuriyetleri de militaristti. Bugün Avrupa'da da militarist uygulamaları hala yürüten ülkeler var. Ama o konuya sonra gireceğiz. Bu adamlar solperenler neden Z'yi eleştiriyor? Abi çünkü siz onlara ilgi göstermiyorsunuz diye bunu yapıyorlar. Yani adamları izlemiyorsunuz. Adamları takip etmiyorsunuz. İstatistiki olarak elbette ki takip eden Z kuşağı vardır. Yani Z kuşağından olup da istatistiki olarak genel perspektifte baktığımızda bunları takip etmiyorsunuz. Artık bunlarla hiç ilgilenmiyorsunuz bile. Neden? Çünkü önünüzde yaşadığınız şey, gözlerinizle gördüğünüz hayatla bunların anlattıklarını kıyaslayınca kocaman bir boşluk ortaya çıkıyor. Oğlum adamlar Twitter'dan çıkamıyorlar. Neyini takip edeceksin ki zaten? Twitter'dan çıkamıyor adam. Yani Twitter kapansa o da yok. Komple yok. İletişim gruplarına sıkışıp kalmışlar. Senin sorunların hakkında hiçbir fikri yok. Çünkü kitaba bağımlı yani. Kalmış kitap. Böyle bakıyor. Böyle bakıyor. Ya Twitter'da Atatürk'ün militarist olmadığını söyleyen falan var ya. Ya da işte 28 Şubat'ı savunuyorum ama ben militarist değilim falan. Yani bunlar enteresan kafalar, anlatabiliyor muyum? Bunlar tuhaf kafalar yani. Birçok insan fikir sıçıyor. Twitter'da herkes nasıl etkileşim alırım, kime küfrederim, nasıl saçmalarım, bu şekilde koşuyor. Ki zaten az önce size Z kuşağına sallayan bu adamlar da Twitter'ın dışında yoklar zaten. Komple yok. Olamadığı için de kızıyor. Ondan dolayı kızıyor zaten Z kuşağına. Çünkü destek vermiyorsunuz adamlara. Adamlar saçmalıyor çünkü. Sizi tanımıyorlar. Kardeşim diyorsun, ben işte bilgiye ulaştım, senin anlattığın şey doğru değil. Ya da diyorsun ki kardeşim, yani senin çünkü Z kuşağının bilgiye ulaşması da çok daha kolay. Ki ben mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Yine gençlerden böyle 16-17 yaşında öyle çocuklar var ki mesela benim Discord'umda. Adam arşiv yapıyor ya Discord'dan. Bayağı arşiv yapıyor yani. Gazete falan arşivliyorlar. Haber arşivliyorlar. Makale arşivliyorlar. Bunlar kaybolmasın, burada dursun. Yarın bir gün kullanırız diye. Ve hani şey diye eleştiriyoruz, Z kuşağı işte edit izliyor. Ondan dolayı milliyetçi oluyor. Abi adam edit izleyip milliyetçi oluyor da hani adamın orada hoşuna bir giden bir şey var o editte. Niye adamın hoşuna gidiyor o editteki şey? Çünkü bir sorun var. Ve adam bunu hani ister istemez. İnsan yani bu. Görüyor. Bir sorun var. Ve hani diyor ki onu görünce o onun hoşuna gidiyor. Niye? Orada çünkü işte bir düzen, nizam var. O editi izlediğinde bambaşka bir dünyayla karşılaşıyor. Tamam, altı üstü edit tam olarak gerçek değil ya da daha fazlasının öğretilmesi lazım. O editin açılması lazım vesaire. Ancak orada işte o üniformalı tipleri görünce ya da Türkiye'nin işte o kolektivist halini, demir gibi halini, çakı gibi adamları falan o editin içerisinde görünce diyor ki ya diyor benim hayatımda diyor bir sorun var. Demek ki diyor bu sorunlar, bu yalnızlaşmam, bu aşırı bireyselleşmem, bu aşırı kalıplara sokulmaya çalışılmam, birileri tarafından sürekli çekiştirilmem. Demek ki belki de bunun çözümü bu. Çünkü sürekli sizin kimliğinize saldırıyorlar. Bunu daha önce de söylemiştim. Sürekli. Yani biri Türk'üm deyince Allah uğraş dur yani. Ondan dolayı ben Z kuşağını öyle salak falan olduğunu düşünmüyorum. Gayet de akıllı adamlarsınız. Bilgiye ulaşım kolaylaştı. Ben bilerek yapıyorum mesela. Bazen Discord'a giriyorum. Katıl üyelerini topluyorum. Oluyoruz 35-40 kişi. Tartışıyoruz. Bilerek. Aha böyle kışkırtıyorum bana şey yapsın diye. Farklı argüman sunsun diye. Bilerek yapıyorum. Uğraşsın benimle diye. Korkmasın fikirlerini söylemekten diye. Tartışsın uzun uzun. Retoriği gelişsin diye ki zehir gibi çocuklar yani maşallah. Ne? Sallamaların sebebi bu işte. Yani bu kuşak çok böyle devletçi 31 falan oldu. Oğlum korkuyorlar sizden çünkü. Bakın bu insanlar nasıl düşünüyordu biliyor musunuz? Şimdi sosyal medya yeni çıktığında olay şeydi, tamam mı? Böyle biz işte sosyal medyayı kullanıyoruz. X kuşağı onlar boomer, onlar bilmiyor sosyal medya kullanmayı. Biz kullanıyoruz. Artık biz ilericiyiz, progresifiz. Yaşasın sosyalizm 31. Yaşasın işte liberallik, liboşluk 31. Böyle bir kafa vardı yani.
Yani X buraya giremiyor, burası bizim alanımız. E oğlum senden sonra bir kuşak daha geldi ve o iş değişti. Şöyle düşünüyorlardı. Bizden sonraki gelen kuşak bizden daha boş olacak. Böyle devlet kavramını falan komple aşacak. Aksine sizin bu davranışlarınız yüzünden, Türkiye'nin içerisinde bulunan bir ton marjinal grup yüzünden, bu saçmalamalarınız yüzünden, işte azınlığın çoğunluğun üzerine sürekli saldırması yüzünden, yaşadığınız kimlik sıkıntıları yüzünden bu adamlardan dolayı yani daha da milliyetçi olmaya çekildiniz. Olay bu. Yani adamlar şeyin farkında değiller. Ulan acaba bunun sebebi biz olabilir miyiz? Hani suç bizde mi acaba? Bizim saçmalıklarımız yüzünden mi bu insanlar, bu gençler daha çok milliyetçilik eksenine doğru itiliyor? Daha çok milli kimlik eksenine doğru itiliyor. Şimdi biraz chat'i okuyalım, ardından devam edelim. Bu arada Mehmetciğim 55 lira için teşekkür ederim. Evet Berat, öyle bir şey söylüyordu o gazeteci. Kork. Kork zaten yani. Korkacaksın. Sizin yediğiniz hatlar yüzünden bu iş buraya geldi. Yani ülkede sorun var oğlum. Biz salak değiliz yani, görüyoruz. Ya mesela bak Twitter'da gördüm ya, çok komik ya. Hani özgürlük anlayışları falan da çok noksan. Valla ben kendi kuşağıma çok kızıyorum o konuda. Çünkü niye biliyor musun? Bak bizim kuşakta da şey problemi oldu. Abi ekonomi çok iyiydi. Biz dünyaya geldik abi. Ekonomi güzeldi, işler iyiydi. Bu kadar kötü değildi. Yine çok süper değildi de bu kadar kötü değildi. Şöyle yetiştirildiler işte. Herkes rockstar olacak. Herkes uçacak kaçacak. Liberal politikaları dayayalım. İlk defa Türkiye böyle Özal'dan sonra Türkiye'nin aşırı liberalleşmesinin ucuna falan gelinmişti yani 2000'lerin hemen başında. Ve tamam, işler görece iyi gidiyordu yani. Tamam, okey. Orada bir problem yok. Çünkü 28 Şubat'ın etkisi hala daha vardı. Ancak hani bunlar zannediyorduk biz hepimiz rockstar olacağız, şu olacağız, bu olacağız. İşte narsist. Aşırı bir narsisizm var kendi yaşıtlarımla. Şu an kendi kuşağımı gömüyorum yani. Adam diyor ki mesela militarizm diyor. Aynı zamanda diyor sadece militarizm savaştır diyor. Savaş olarak okuyor bunu. Şimdi bu salak. Yani bu bilmiyor. Roma'yı bilmiyorsun. Göktürkleri bilmiyorsun. Hunları bilmiyorsun. Çin'i bilmiyorsun. Sparta'yı bilmiyorsun. Efendime söyleyeyim, Sparta-Atina dualizmini bilmiyorsun. Roma'dan sonra kurulan Avrupa'daki o feodal sistemin hakkında hiçbir fikrin yok. Sadece şeyi biliyorsun. İşte feodalizm, kale var, serfler var. Merkezi otorite yok. Bu kadar yani bildiğin şey. Şimdi bütün bunların hiçbirini bilmiyorsun. Mussolini'yi bilmiyorsun. Nitarilim öldürür ya. Ne lan bu? Şimdi Z kuşağını anlıyorum yani ben. Böyle salakları gördüğünüz zaman elbette ki yani uzak durursun. İzlemezsin yani bu adamı. Bunun neyini izleyeceksin? Salak zaten bu. Bir şey üretemiyor ki. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Abi ne yapalım, hani sorun var ülkede falan, böyle izliyorsun. Tamam mı? Çünkü genç kuşaksın. Eskiler ne yapacak? Ne edecek? Çünkü geriden gelen kuşak senden daha yetkilidir ya. Geriden geldiği için senin daha yaşın genç. Kendini oldurman lazım. Kendini oldurmuşlar ne diyor diye bakıyorsun. Ki ne kadar oldurmuşlar o da tartışılır da. Adam hala şey diyor ya. İnsan hakları, demokrasi falan. Bak lan, dünyada nükleer savaş çıkabilir. İklim değişikliği var, göç krizi var. Ülkenin her tarafı yol geçen alana dönmüş. Bu sadece Türkiye için değil, bütün dünya bu halde şu an. Ve sen diyorsun ki insan hakları, hak, hukuk, demokrasi, Kavala, Demirtaş. Yani ne anlatıyorsun oğlum sen? Ne anlatıyorsun sen? Ulan birazcık gerçeklerden konuşalım. Ve gördüğüm kadarıyla da sürekli şey, gündem. Başka bir şey yok. Gündem üzerinden şekillenen. Yani şimdi bakın, şu çok kolaydır, tamam mı? Kendi antin üzerinden, yani sana ters gelen üzerinden hiçbir şey üretmeyip sadece onu eleştirerek var olma çabası. Bu çok kolaydır. Ancak bunu yaptığında hiçbir şey üretmiş olmaz. Sadece işte bunu Twitter'da yapıyorsan birkaç like alırsın. İşte kitap yazıyorsan o bir dönem satılır. Film çekiyorsan sadece filmin konusu ne mesela? Atıyorum milliyetçilik kötüdür. Yani sadece bir sene falan izlenir o. Kültlerin arasına giremez. Çünkü başka bir şey yok yani. Antisi olarak varsın sadece, o kadar. Yok bir şey yok. Altyapısına bir şey koyamıyorlar. Z kuşağı da bakmıyor. İzlemiyor. İstemiyor. Hoşlanmıyor. Korkuyor. Adam mesela diyor ki, orada bak yine bir tweet gördüm. Yine çok komikti. Gülüyorum ben bunlara. Zannediyorlar ki ben şey oluyorum, böyle bakıyorum. Sen orada bir boksun oğlum. Yani kim olduğun belli değil. Ne olduğun belli değil. Biz işte düşünce özgürlüğüne sahip olamayacağız azınlıklar olarak. İşte biz istediğimizi düşünemeyeceğiz. Militarizmde bu da vardır. Biz bundan buna karşıyız. O sırada onların düşünceleri. Peki ne düşünüyorsun sen? Ülkeyi bölelim. Avrupa'ya her şeyi verelim. Tavizi verelim. Kıbrıs'ı verelim. Verelim, kurtulalım. Herkes özgürdür. O sırada fikirler geliyor. Dünyayı değiştirecek fikir. Arkadaşlar geliyor fikir. Kadın artık kocasının soyadını almak zorunda değil. Of, nasıl özgürüz? Oha, bütün sorunları çözdük şu an. Kadınların kocasının soyadını almamasıyla biz bütün dünya problemi, barış geldi dünyaya amına koyayım. Of, bu çünkü fikrin bu. Başka bir şey yok. Bol bol Suriye alak. He, onları entegre edek. Başka? İşte şey, eyalet sistemi falan olak. Yani fikrin bu. Yani çok da şeyim değildi yani fikrin. Biz azınlıklar olarak dışlanacağız, sıkıntı yaşayacağız. Sen neyin azınlığısın baba? Bakıyorsun şöyle bir, sen neyin azınlığısın baba? Adam terörist, PKK destekçisi ve kendini azınlık olarak tanımlıyor. Oğlum sen azınlık değilsin ki, sen teröristsin. Orada bir anlaşalım. İşte Z kuşağı bunu görünce korkuyor abi, yani ister istemez korkar.
İster istemez bu söylem, bunların söylemlerinden korkup milliyetçiliğe doğru çekilmeye başlar. Görüyorsunuz abi siz bunları. Aptal değilsiniz yani ya. Hepinizin beyni var, ağzı var, dili var, gözü var. Bunlar zannediyorlar ki 16 yaşında bir çocuk sürekli böyle. Bugün ne olmuş, ne olmuş bugün? Bugün ne olmuş sürekli böyle. Bir tane edit görem, ha bugün editi sevdim. Ben bugün işte milliyetçi olan. Editi sevdim. Ben bugün işte o zaman komünist olan. Böyle zannediyorlar sizi. Abi bakın bu insanlar zaten hep böyleydi. Yani kendilerine destek vermeyen, kendilerinden olmayan, herkesi aşağılama, utandırma fikri yetmiyor. Artık sayısı da yetmiyor. Hiçbir şey yetmiyor. Aşağılayalım, utandıralım. Oğlum senin beni utandırman ya da senin Z kuşağını utandırman ya da senin senden olmayanı utandırmanın umurunda değil ki artık. Neyle utandıracaksın ki? Milliyetçi diye mi utandıracaksın insanları? Salak mısın? Türkiye'de Türk diye insanları mı utandıracaksın? Z kuşağına satılmaya çalışılan fikirler abi. Daha bitmedi bak, sayıyorum. Türk, Sunni, zengin erkekleri yargılayacağız. Of, fikre bak. İşte bunu yaptığın nükleer savaş ihtimalini şu an ortadan kaldırdın güzel kardeşim. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde zengin beyazları yargıladığın zaman tamam. Bütün sorunları çözmüş oluyorsun. Bu mu yani? Ne diyeyim ki ya? Z bunu görünce kaçıyor işte. Z bundan kaçar. Yani normal bir insan kaçar abi bundan. On Tolga Turan üyeliği hediye ettiğin için teşekkür ederim kardeşim. Ya editlerle de fikrini değiştiriyor da adam okuyordur diye tahmin ediyorum yani. Okuması lazım ya da onlar istisna, ama genel şeye baktığımızda, konjonktüre baktığımızda yani bugün bu öteti izledim bu olayım, bugün bu öteti izledim bu olayım. Yani böyle insanlar elbette ki vardır, yok değil. Oğlum bir sürü problemli adam yok mu? Var. Dünyada da var. Türkiye'de de var bir sürü kafayı yemiş adama. Görüyorsun 70 yaşında adam 70 yaşına gelmiş sokak röportajında neler söylüyor ya. Hani her yaştan olabilir bu, ama böyle genel perspektife baktığında durum o değil. Yani ben Z kuşağından razıyım abi, hiçbir problemim yok benim Z kuşağıyla. Ya bir de size satılmaya çalışan şeyler saçma bir de özetle. Bunu böyle hep bir ağızdan söylediler. Milletvekilliği düşürüldü ya. Neydi adamın adı, unuttum ya. Gezi meselesi. İşte biz Y, işte Gezi nesli. Evet, Z zort kuşağı. Z kötü. Niye biz? Çünkü Y olarak daha progresiftik. Ne yaptın lan Gezi Parkı'nda? Ne yaptın? Devrim yaptın Gezi Parkı'nda. Ne oldu devrimde? Bak şey yaptın Gezi Parkı'nda. Şurada çakmak var ya, bunu aldım böyle devirdim işte. Bunu yaptım. Şey diyorlar ya, siz bilmiyorsunuz Gezi'den neler oldu, herkes atıp tutuyor. Yo ben biliyorum. Gün gün biliyorum hem de. Nereden biliyorum? Oradaydım çünkü. Gittim gördüm. Yok öyle bir şey. 2-3 gün takıldım baktım. Woodstock festivalinin yandan yemişi gibiydi. Sonra abi PKK bayrakları falan gördüm. AKM'nin önünde bir sürü işte komünist bayrağı falan asıldı. O yüzden bu kadar siyasi bilgim yoktu. O zaman ilk defa şeyi gördüm işte. Komünistlerle PKK'ların kol kola girdiğini falan gördüm orada. Sola olan şeyim tamamen orada zaten yok o. Görünce PKK'yla bunlar. Tolga buradan çık git yani. Burada dedim işler karışacak. Dedim terörist mi olacağım, manyak mısın yani. Ne işin var? Tamam Gezi Parkı'nda eylemcilere, göstericilere çok sert hareketler yapan, işte palayla malayla saldıran insanlar da oldu. Esnaf özellikle. O çok yanlıştı. O çok yanlıştı. Ancak Gezi Parkı'da öyle aham şaham bir şey değil de olamadı zaten. Terörize edildi yani. Bu bir gerçek. Bununla mı hava atıyorsun sen? Adamın hayatındaki tek başarısı şey, Gezi'de slogan atmak. Bu. Ha, devrimci Tolga. Oğlum ben orada ne var ne yok diye bir bakmaya gittim ya. Ne oluyor burada diye. Ne yapıyor bunlar diye. İşte içki içiyorlardı. Ne bileyim çadırlarda ot çeken, uyuşturucu kullanan falan da vardı. Gördüm. Çok da abartılacak bir yanı yok ki Gezi Parkı. Gezi Türkiye'nin şeyidir. Bir şeyidir. Yo değildir. Hiçbir şeydir. Çünkü terörize edildi. Bu bir gerçek. Z kuşağı bunu ne yapsın? Z de bunu görünce korkuyor. Sanki sadece kendileri gitti. O kadar tuhaf ki ha, her şeyi romantize etme eğilimindeler de bu artık yemiyor yani. Bana kalırsa Z bir yerden sonra, hani şu İbn Haldun'un asabiye muhabbeti var ya, Z'den sonra gelen alfa. Türkiye'nin sosyolojik olarak tekrardan işte bu en realist, en gerçekçi, en sorunlarla baş edebilme kapasitesi yüksek kuşaklarından birisi olacak gibime geliyor bana. Çünkü sorunlar kapıda, çok uzak değil yani. Buna bir 10 sene sonra göreceğiniz şey ne? Bilmiyorsunuz. Heh, Mahmut bak yine söylemiş. Evet İbni Haldun. Abi Z öyle olacak, kendimden çevremden biliyorum. Zor durumlar güçlü insanları yaratır sözünü biliyorsundur. Asıl kuşak olduğu iddia edilen alfa kuşağında. Ya sıkıntı yok abi. Alfa Z bunu böyle ayırmak değil. Yani şu an geldiğiniz dönem üzerinden konuşmak lazım bunu. Ben Z kuşağı başlığını da şey diye attım. Hani sosyal medyada falan öyle biliniyor diye attım yani. Ya özetle yani Z... Ye sallamak falan doğru değil. Çünkü abi sorunlar var yani, bu problemler var. Bu adamı böyle ikna edemezsin yani. Yarın bir gün reşit olacak olan adamı böyle işte siz bir bok bilmiyorsunuz, biz çok progresiftik, siz aptalsınız falan diyerek bu adamı aşağılasan ne olur, aşağılamasan ne olur? Sen de bok yaptın diye sorarlar adama. Bir de yani herkes senin fikirlerini dinlemek mi zorunda?